Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Söz senin paşa. Hünkâr, malumunuz bir vakittir doğu vilayetlerimize isyanlar çıkmakta. Bu isyanların Tahmasp'ın teşvikiyle cereyan ettiği aşikar. Valileri ve beyleri bir yandan sınırlarımıza tecavüz ederken bir diğer yandan da halkımıza ayaklanmaları için sürekli kışkırtmaktalar. Aldığım tedbirlerle bu isyanları ve saldırıları bertaraf ettim fakat bu vaziyet kalıcı bir vaziyet değildir hünkârım. Pek yakında tekrar ayaklanmalar başlayacaktır. Bunlara ilaveten Safavilerin vurkaça dayalı savaş usulleri bu meselenin çözülmesinde engel teşkil etmektedir. Teklifi nedir paşa? Hünkârım, topyekun bir seferle bu meseleyi kat'i surette çözebiliriz. Aksi bir fikri olan var mı? Ben de aynı görüşteyim. Zira doğuya iki aslan fazladır. Babam Sultan Selim Han'ın açtığı yoldan yürüyerek Tahmasp'ı dize getireceğiz Allah'ın izniyle. İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklar başlasın. Emredersiniz. İskender Çelebi. Emredin hünkârım. Vazifelerine ilaveten seni Serasker Ketudas'ı tayin ediyorum. Bundan böyle İbrahim Paşa ile birlikte hareket edeceksiniz. Figane haddini hayli aştı İskender Çelebi. Hiç kimse devlet-i âliyenin vezir-i azamı hakkında böyle pervasızca konuşamaz. Akıbeti hakkındaki karar İbrahim Paşa'nın tasarrufundadır. Elbette hünkârım. Sizinle aynı fikirdeyim. Ben sadece kararın uzatılmasına mana veremedim. Adalet bir an evvel tecelli etmeli. Figane hakkında ne vakit karar vereceksin İbrahim Paşa? Yakındır hünkârım. Ben gerekeni yapacağım. Âli. Bu mesele de hallolduğuna göre Doğu Seferi hakkında malumat verin. Hazırlıklar ne durumda? Şehzademizin emniyeti için bütün tedbirler alındı hünkârım. En güvendiğiniz muhafızları dahil edildi mahiyetine. Aklınız kalmasın. Âli. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Paşa Hazretleri. Hünkârım, Kral Zapolyo'dan bir havadisim var. Nedir? Signor Alvise Gritti. Malumunuz, Macar tahtı hayaliyle çıkmıştı yola. Varadin psikoposu Çibako'nun ölümüne sebep olmuş. Bu Macar halkı arasında huzursuzluk yaratmış. Bunun üzerine Signor Gritti tutsak edilmiş. Akabinde sabah elleri, öğleyin bacakları, akşamda kellesi kesilerek infaz edilmiş. Taht sevdasına düşenlerin sonu budur İbrahim Paşa. Bilhassa Signor Gritti gibi kim olduğunu ve nereden geldiğini unutup saltanat hayali kuranların akıbeti herkese ibret olur. Hakkınız var hünkârım. Nasuh Efendi, sen bilirsin işin aslını. Hürrem Sultan haremin idaresini devralmış diyorlar. Doğrudur paşam. Hayırlara vesile olsun. Amin. Amin de. Ne oldu ki birden? Gelenler var! Paşanız mı bu gelen? Ha kendileri paşa. Bravo!
Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Mustafa Paşa. Buyurun paşa. Derhal hazırlıklarını yap, sefere çıkıyoruz. Paşam nasıl olur? Bir hafta sonrası için karar almıştınız. Kararımı değiştirdim paşa. Hemen şimdi çıkacağız yola. Toparlanmamız vakit alır paşam. Ancak yarın sabah... Sana ne diyorsam onu yap. Emredersiniz paşa. Atrakçı. Diyarbakır'dan Halep'e geçeceğiz. Orada Ulama Paşa ve diğer beyler bize katılacaklar. Orduyu toparladığımız vakit Bağdat'a yürüyeceğiz. O Tahmasp denilen çocuk ve elbette ona yaltaklık eden hainler bizim kahredici kuvvetimizden nasiplerini alacaklar. Hiç kuşkum yok paşam. Lakin Tahmasp'ın nerede olduğu belli değil hala. O vakit karşımıza çıkması için ne gerekse yapacağız paşam. Ya çıkmazsa? O vakitte Safavi hanedanını rezil bir korkan yönettiğini cümle alem duyar ve öğrenir. Paşa Hazretleri. Kimler gelmiş? Nihayet teşrif edebildiniz. Duyar duymaz çıktım yola. Nedir bu acele paşam? Ben böyle münasip gördüm. Senden istediğim hususi muhafızları getirdin mi? Emrinize verilmek üzere 30 muhafız hazır. Mustafa Paşa, biz kaç muhafız istemiştik? 110 muhafız paşam. Kalan 80 muhafız nerede? Daha sonra hünkârımızla birlikte katılacaklar. İskender Çelebi, emirlere itaatsizlik büyük suçtur. Bilhassa sefer sırasında. Ne haddime paşam? Ben sadece... Çık dışarı! Bir daha da desursuz sakın girme. Dikkatli olun. Fırsatını bulduğu an benden kurtulmak isteyecektir. Merak etmeyin efendi hazretleri. Her türlü tedbiri aldık. İbrahim Paşa'mızın emniyeti için de tedbir alın. Malum, yolumuz uzun. Kurda kuşa yem olmaz. Anladım. İlaveten, neden erken çıkmış yolu öğrenmemem? Emredersiniz. İbrahim Paşa'ya göndermeni istediğim bir şey var. Elbette hünkârım. Bir hayli kıymetli olsa gerek. Öyle. Emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Ben derhal alakadar olurum. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Tahmasp kuvvetle muhtemel Tebriz civarlarında bir yerde. Gelen istihbaratlar da bu yönde paşam. Tebriz mühim. Şayet orayı ele geçirirsek bütün Acem diyarı hakimiyetimiz altına girer. Mühim olan ele geçirmek değil paşa. Orada kalıcı bir sulh sağlamak. Hakimiyetimizin olduğu her yerde sulh de vardır paşam. Mesele de bu zaten. Askeri olarak bizimle baş edemezler. Fakat biz ne vakit geri dönersek onlar tekrar doğuya hakim oluyorlar. Selçuklulardan beri bu böyle. En son Sultan Selim Han Çaldıran'da büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat vaziyet ortada. Ne yapmak lazım paşam? Aklınızda bir şey var mı? Evvela Safevileri yeryüzünden sileceğiz. Akabinde bölgeye hakim, kuvvetli bir hanlık kurulmalı. Ve başına Osmanlı'ya, Sultan Süleyman'a bağlı kudretli bir han tayin edilmeli. Başka bir devlet kurmaktan bahsediyorsunuz paşa.
Afşar Bey'im, ben Şah Tahmasp'ın hususi ulaklarından Piştar Karali. Size bu mektubu teslim etmem emredildi. Şahımız Tahmasp, İbrahim Paşa'yı öldürmemizi emretmişler. Acem diyarı İstanbul'dan yönetilemez İskender Çelebi. Mutlak surette Osmanlı'ya bağlı bir devlet kurulmalı. Peki bu kudrette han kim olacak? Aklınızda biri var mı? Ben kimi münasip görürsem o olacak. Hünkârımız ne dediler? Bu yüce fikrinizi paylaşmışsınızdır herhalde. Daha evvel hiç savaşmamış birisi için epey kıymetli bir kılıç bu. Hı? İnşallah kullanmasını biliyorsundur. Zira ihtiyacın olacak. Bu meclis sona ermiştir. Derhal hazırlıklara başlayın. Ayaz Paşa, İbni Kemal Efendi'nin vaziyeti nedir? Hünkârım, Şeyhülislam Efendi'nin hali iyi değil. Hekimler çaresiz. Rumeli Kaz askeri Sadullah Sade Efendi'ye haber yolla. İbni Kemal Efendi'nin vefatı halinde kendisini Şeyhülislam olarak tayin etmek isterim. Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Hızır Reis'in şanına yakışır bir şekilde karşılanmasını sağla. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Söyle Kasım Paşa. Hızır Reis'i hepimiz sever, hayranlık duyarız. Lakin başına buyruk ve devlet terbiyesi almamış bir zat-ı muhteremdir kendisi. Payitahttaki varlığı faydadan çok sıkıntı yaratabilir. Cezayir Beylerbeyi olarak görevine devam etmesi devlet-i âliyenin nizamı için... Hızır Reis, uzun yıllar devlet-i âliyeye hizmet vermiş kudretli bir Osmanlı beyidir. Rabbime şükürler olsun ki ordumuz karada mutlak hakimdir. Lakin bunu denizler için söylemek güç. Bu yüzden kuvvetli bir donanmaya ve dahi onu yönetecek büyük bir kumandana ihtiyacımız var. İşte bu kumandan Hızır Reis'ten başkası değildir. Bu kadar kafi derhal toparlanın. Akşam olmadan önümüzdeki derbendi geçmemiz şart. Emredersiniz paşam. Hünkârımızdan hala bir ses seda yok. Belki de sultanımız söylemedi. Vermişlerdir muhakkak. Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Orası öyle tabii de paşa. Paşa Hazretleri. Hünkârımız Hızır Reis'i payitahta davet etmişler. Dediklerine göre kaptanı Derya olacakmış. İskender Çelebi,
Vazifenden azledilince seni ulak yapmak lazım. Hı? Zira kulağın bir hayli delik. Doğru. Kulağıma çok şey geliyor. Mesela sizin Nigar Kalfa'yla olan münasebetiniz. Aman paşam, aman. Dur. Yusuf gitmez. Bırak sen de! Acele edin biraz. Deliler keşfe çıkmıştır. Onlar gelmeden bu iş bitmiş olacak. Bu nasıl karşılama paşa? Hızır reis değil de sanki hükümdar geliyor. Öyle de diyebilirsin Kasım Paşa. Zira kendisi denizlerin hükümdarı. Hızır Reis, saraya hoş geldiniz. Turgut Reis, Salih Reis, sizler de hoş geldiniz. Hünkârımız neredeler? Bizatihi karşılayacaklar sizi. Birazdan teşrif ederler. Bu kadar şaşaya ne gerek vardı paşa? Onca yol geldik. Fakat bir türlü boğazı geçemedik. Epeydir bekletiliyoruz. Bir an evvel hünkârla görüşmek isterim. Usul erkan böyle reis. Bekleyeceksiniz. Hünkârımız gelince eğilip eteğini öpmeniz gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Bu kaydeleri bir yere yazıp yollasaydın be paşa. Biz şimdi hangi birini aklımızda tutacağız? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bekleyin. He? Unutmayın, eteğini öpeceksiniz. Gel Hızır Reis, yaklaş. Hünkârım. Payitahta hoş geldin. Hoş bulduk hünkârım. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye sunmak isterim. Elbette. Artık bir Osmanlı toprağı olan Cezayir'in anahtarını size takdim etmekten şeref duyarım hünkârım. Birbirinden yiğit reislerinle nice zaferler kazandın. Osmanlı'nın senin gibi yiğit evlatları oldukça sırtı asla yere gelmez. Uğruna nice canlar feda edilen Cezayir, bundan böyle Osmanlı mülkünün en güzide toprağıdır. Kene nefes aldırmıyorum hünkârım. Kıyılara inemiyor. Hele o gafil. Andriya Doria.
Mütemadiyen kaçıyor. Kralı şarken kaçarken o neden dursun? Tahmasp'ın da vaziyeti aynı. Cesaret edemiyorlar. Askerlerinden, halkından ve dahi hatunlarından da utanmıyor bu korkaklar. Yüce iradeniz karşısında bir gün hepsi diz çökecektir hünkârım. Bunu senin gibi yiğit beylerimle birlikte başaracağız. Hızır Reis. Cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı derya olarak başına geçmendir. Şeref duyarım hünkârım. Fakat bu vazifeyle benim payitahta kalmam icap eder. Malumunuz ben hep denizlerdeyim. Ben seni payitahta oturasın diye çağırmadım. Akdeniz'e açılacaksın ve orayı bir Osmanlı Gölü haline getirinceye dek savaşacaksın. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım. Lakin malumun üzere Serasker İbrahim Paşa sefere çıktı. Hızır Reis evvela Halep'e Serasker İbrahim Paşa'nın yanına gidecek. Sonrasında payitahta dönünce kaptanı derya olarak vazifesine başlayacaktır. İskender Nigar'ı öğrenmiş mi? Aleyhimize kullanacaktır. Bilhassa askerler arasında yayılmasını sağlayacaktır. Hürrem Sultan'dan almıştır havadisi. Birlikte hareket ediyorlar, belli.
Hünkârımız kendi zırhını mı yolladılar size? Muaç'ta darbe alan zırhı. Manası nedir? Ölümle arasındaki mesafeyi unutmamak için muhafaza ediyordu. Hmm. Şimdi aynı şeyi benden istiyorum. Elbette bir asker olarak ölümün hatırlatılmasından gocunmam ben. Fakat bir dost olarak. Bağışlayayım paşam, fakat o kadar da kötü bir şey değil bu. Öyle mi? Neden zırh giyeriz paşam? Nasıl bir sual bu şimdi? Ben söyleyeyim paşam. Ölümden korunmak için. Öyle düşününce hünkârımız sizi kendi zırhıyla korumak niyetinde. Fakat kararı size bırakmış. Zırhı giyip giymemek sizin elinizde. Ne vakittir dostlarımızdan korunmak için zırh giyer olduk biz batrakçı? Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, bu beyler... Peş şefasını geçelim Mustafa Paşa. Burada birbirini tanımayan var mı? Güzel. Malumunuz üzere Tahmas ve onunla birlikte hareket eden herkese karşı harp ilan ettik. Burada huzurumda bulunan beylerin Sultan Süleyman Hanımıza olan bağlılığından hiçbir şüphem yok. Devletimize olan yüksek hizmetleriniz her türlü tebrik ve takdire şayandır. İnanıyorum ki ve öyle de umuyorum ki hizmetlerinizden Doğu seferimizde de faydalanacağız. Bundan şeref duyarız Paşa Hazretleri. Lakin yaşadığımız sıkıntılardan dolayı size malumat vermek isterim. Elbette. Zaten bu sebeple çağırdım sizi Ahmet Bey. Herkes eteğindeki taşları döksün bir bakalım. Kimin ne sıkıntısı var bugün bu mecliste sona erecek. Efendi Hazretleri, Azerbaycan Valisi Ulama Paşa geldiler. Ulama Paşa, hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Halep'te sizi bekliyordum. Mektubunuzu alır almaz geldim. Nedir mesele? İbrahim. Onun bu sefer de başarısız olmasını istiyorum. Öyle ki... Hünkârımızın ve askerlerin gözünde hiçbir itibarı kalmasın. Sıkıntılarınız tarafımca malum oldu. Mustafa Paşa. Paşam. Beylerimize eşit miktarda dağıtılmak üzere 20 kere 100 bin altın tahsis edilsin. İlaveten beylerimizin hususi olarak belirttikleri her ihtiyacın karşılanmasını sağlayın. Emredersiniz Paşa. Paşa Hazretleri, müsaadenizle bir hususu dile getirmek isterim. Daha evvel de bizlere birçok sözler verildi. Üstelik bizzat hünkârımız tarafından. Ancak sıkıntılarımız giderilmedi. Bu yüzden birçok bey Şah Tahmasp'a sığındı. Zira Şah Tahmasp verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Onları ihya etti. Evvela... bir yanlışı düzeltelim. Hiçbir Osmanlı beyi Tahmasp denen o adama... Şah unvanıyla hitap edemez. Ben bunu bir dil sürçmesi olarak kabul ederim. Ve hatta bağışlarım da. Fakat bağışlamayacağım bir şey varsa... o da... hiçbir Osmanlı beyi... hünkârımızla Tahmasp'ı mukayese edemez. Gökyüzünde nasıl bir tek güneş varsa... yeryüzünde de bir tek imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han'dır.
Başka bir söyleyeceği olan var mı? Güzel. Son kadeh-i sakı bana mestane desinler. Uslanmadı gitti gör o divane desinler. Kadehini burada doldurmadı her kişi. Bundan böyle bu meclise meyhane desinler. Yık gönül evini. Koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Gönlünle başkasının sureti neye yarar? Reva mıdır Kabe'ye puthane desinler? Yahya'nın sözleri olsun hep bir aşk sırrı. Dostlar duyup başkasına söyleme desinler. Paşa Hazretleri! Kimindir bu şiir? Taşıcalı Yahya'nın bir şiiri paşam. Taşıcalı Yahya. Taşlar. Ben daha evvel hiç duymadım. Sen duydun mu Matrakçı? Duydum paşam. Lakin pek takip ettiğimi söyleyemem. Hiç kimse takip etmiyor zaten. Ne dedin? Hiç kimse takip etmiyor zaten dedim. Adın ne senin? Yahya paşam. Ama Taşlıcalı derler bana. Sen benimle alay mı edersin? Haşa paşam, olur mu öyle şey? Alın bunun kellesini. Paşam? Paşam benim öyle kötü bir... Dur, dur. Bu şiirlerin devamı var mıdır? Var paşam. Bir yere getir, okumak isterim. Eğer beğenmezsen, o vakit gerçekten alırım kelleni. Ne oldu Taşlıcalı? Rengin atmış. E, su getirin. Yık gönül evini, koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Hiç fena değil ha Matrakçı? Bir hayli kabiliyetli olduğunu duymuştum paşam. Fakat ne kadar itibar edilir bilemem. Sebep? İskender Çelebi'nin himayesindeki şairlerden biri. Her taşın altından çıkıyor Deyus. Ulama Paşa'dan haber var mı? Halep'te karşılayacak bizi paşam. İyi. Bölgeyi en iyi bilen o. Acem diyarı ile alakalı fikirlerimi onunla da paylaşmak istiyorum. Kurulacak devletin başına onun geçmesini mi istiyorsunuz? Kudretli bir han lazım Matrakçı. Sultan ünvanını taşıyabilecek biri. Bağışlayayım paşam fakat öyle biri yok. Hünkârım. Paşa Hazretleri iyi. Ordunun başında Halep'e varmak üzereler. Hadise nasıl olmuş? Türkmen süvarileri pusu kurmuş. Akabinde saldırmışlar. Paşamızın kurtulması bir mucize. Tahmasp bu alçak saldırının bedelini ödeyecek. Hazırlığını yap Ayas Paşa. Yola revan olma vakti geldi. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Ulama Paşa, ordugâhtan ayrılma. Bilal'e konuşmak istiyorum seninle. Emredersiniz paşa. Kaptanı deryamız da geldi. Hayırlara vesile olsun. Henüz değil İskender Çelebi.
Kaptanı Derya'nın kim olacağına ben karar veririm. Elbette. Bütün ordu Serasker'e bağlıdır. Ketüdağınız olarak ben de size bağlıyım. Ancak beni siz seçmediniz. Hakkım var. Bana kalsa kızla rahatsız olurdun zira. Paşa Hazretleri. Hızır Reis. Seni burada görmek büyük şeref. O şeref bana ait paşam. Günlerdir yoldayız. Hiç bitmeyecek sandım be. Kara seni fena tutmuş belli. Gel. Hünkârımız bizzat yolladılar beni. Kendileri kuvvetli bir donanma kurma arzusundalar. Başında da beni görmek isterler. Tabii. Siz de layık görürseniz paşam. Malumatım var. Hızır Reis. Donanmamız Rodos'tan bu yana atıl bir vaziyette bekliyor. Ve bu haliyle yetersiz. Dört bir tarafı denizlerle çevrili bir mülk için bu kabul edilemez bir vaziyet. Andre Dore'ye karşı yanı başımızdaki Koron'u dahi koruyamadık. Akdeniz, vaka bizim deryamız olacak. Fakat ben büyük sulara açılmak istiyorum. Yeni dünyaya. Oradan gelen birçok gemiye zaten el koydum paşa. Sandıklar dolusu altınla geliyorlar. Ganimet büyük. Ya bundan payımızı alacağız ya da bizzat biz getireceğiz. Hala aynı fikirde olmamıza sevindim. Zira hünkârımızın kaptanı deryası olarak seninle sık sık görüşeceğiz bundan böyle. Hızır Reis, senin gayretinle hünkârımız Hakan Ülberreyn ve Bahreyn olacak. Ne konuşacak paşa benimle? Birlikte hareket ettiğimizi mi öğrendi yoksa? Telaş etme oğlum paşa. Sakin ol. Hiçbir şey ispat edemez. Efendi Hazretleri, payitahttan mektubunuz var. Ulama Paşa, daha sonra konuşalım. İskender Çelebi, mektubunu aldım. Sana hayırlı haberler vermek isterdim fakat burada işler istediğim gibi gitmedi. Hatice Sultan İbrahim Paşa'yı boşanmaktan vazgeçti. Hünkârımız kuvvetle muhtemel affedecek. Şayet İbrahim dönerse eskisinden de kuvvetli olacağı malumu. Bu yüzden ne yap et, hünkârımız oraya gelmeden İbrahim'den kurtul. Zinhar dönmesine müsaade etme. Paşam, bunu sizin için getirdim. Nedir bu? Resme olan merakınız malum. Size İtalyan bir ressamın tablosunu getirdim. Hangi ressamı? Tiziano. Tiziano. Hala. Bu hediyenle beni bahtiyar ettin Hızır Reis. Beğendiğinize sevindim paşa. Kimmiş bu hatun? Yoksa Tiziano'nun bir hayali mi? Trieto Düşesi ve Fondi Kontesi. Adı Giulia Gonzaga. Onun için dünyanın en güzel kadını diyorlar. Sen gördün mü bu hatunu? Bir kez. Uzaktan,
ama gördüğüm en güzel hatunu diyebilirim. Hızır Reis, senden bu hatunu bulup getirmeni istiyorum. Anladım paşa. Madem dünyanın en güzel hatunu, o vakit bul getir, biz de hünkârımıza sunalım. Tahmasp'ın en kuvvetli olduğu yer Tebriz. En ağır direniş orada olacaktır. Malum, ordumuz Bağdat'a yürüyor. İlk orayı fethedip kışı orada geçireceğiz. Bahar geldiğinde ise Tebriz'e yürüyeceğiz ve düşmanı kalbinden vuracağız. Bu bize çok vakit kaybettirecektir paşam. Malumunuz Tahmasp kaçak dövüşüyor. Ortalığı karıştırmak için her türlü hile ve desiseye başvuruyor. Ona vakit verirsek birçok beyin aklını karıştıracaktır. Tavsiyen nedir? Arz edeyim paşam. Düşmana en kuvvetli olduğu yerden saldıralım. Tebriz'den. Tebriz'den. Ulama Paşa, sen bu bölgeyi benden daha iyi bilirsin. Fakat söylediğin yol tehlikeli. Dağlar, tepeler, sarp kayalıklar, nehirler. Asker çok yorulur. İlaveten biz buraya 300 tane topla geldik. Her birinin içinde bal yemez şahi gibi ağır toplar var. Nasıl taşınacak bunlar oraya? Kış şartlarında olsaydık bunu teklif dahi etmezdim. Fakat mevsim münasiptir paşam. Orduyu en kısa yoldan Tebriz'e götürürüz evvelallah. Toplara gelince hepsine ihtiyacımız yok. Bir kısmını Halep'te bırakabiliriz. Hızır Reis, sen ne dersin? Dere geçilirken at değiştirilmez paşa. Böylesine devasa bir orduyu böyle bir coğrafyada zapt ve sevk etmek mümkün değil. Zorluk çektikçe sıkıntılar artar. Ben de aynı fikirdeyim. Vaka bu yüzden Bağdat'a gidiyoruz. Nasıl uygun görürseniz paşam. Bir diğer fikrim ise bölgede yeni bir devlet kurmak niyetindeyim. Ulama Paşa'yı ikna eden inşallah. Hiç zannetmiyorum Efendi Hazretleri. İbrahim Paşa iyi bir komutan. Orduyu Tebriz'e sürüklemez. Orası hiç belli olmaz. Zira hırs insanı her yere sürükler. Buna gerek kalmayacak zaten. İbrahim'den kurtulmak bize düştü. Kime vereceğiz bu işi? Bırakın gireyim. Bilemezsin. Haber verin geldiğini. Söyle alsınlar içeri. Bırakın gelsin. İskender Çelebi Hazretleri. Oo, Taşlı Cadı. Hangi rüzgar attı seni buraya? İbrahim Paşa şiirlerimi görmek istedi. Defterlerimi size almıştınız. Müsaade buyurursanız geri almak isterim. Alabiliriz. Tabii. Götür ver paşamıza.
Acem mülkünün başına da hünkârımıza bağlı kudretli bir han gelecek. Bu bölgenin kaderini tamamıyla değiştirir paşam. Ben de böyle düşünüyorum. Bu kuvvetli han kim olacak peki? Buna hünkârımız karar verecektir. Muazzam bir fikir. Eğer başarılı olursa Şark elinde sonu gelir. Zira doğuya dönmeyiz artık. Sen ne dersin ulama paşa? Hayranlıkla dinliyorum sizleri paşa. Bu uğurda savaşmak için can atıyorum. Seni biraz daha ağırlamak isterdim Hazır Reis. Vazife beni bekler paşa. Hünkârımız yola çıkmadan payitahta olmak isterim. O halde yolun açık olsun. Tiziano'nun resmettiği o düşesi... neydi adı? Giulia Gonzaga. Gonzaga. Onu mutlaka getir. Doğu'da yeni bir devlet kurmak istiyor. Biliyorum. Başına da kendi geçmek istiyor. Tabii ömrü vefa ederse. Ne demek bu? Gel. Hünkârım. Ayas Paşa, gel. Hazırlıklar ne durumda? 2 hafta içinde yola çıkmak için hazır oluruz hünkârım. Şehzade Mustafa'ya haber yollandı mı? Evet hünkârım. Saltanat vekili olarak onu tayin ettiğiniz ilan edildi. Âlâ. Mustafa'm gelince çıkarız yola. Emredersiniz hünkârım. Hem böylece Hızır Reis de gelmiş olur. Kaptan Derya olarak vazifesine başlar. Hünkârım. Söyle. Şeyhülislam İbni Kemal Efendi. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin büyük alimde. Mekanı cennet olsun. Ayas Paşa, irademdir. Sadullah Sade Efendi'yi Şeyhülislam olarak tayin ediyorum. Neden haber yok hala? Çoktan ölmüş olmalı İbrahim. Hemen öğrenirim efendi hazretleri. Hayır. Bekle. Dikkat çekmeyeyim. İskender Çelebi. Söyle. Benimle geleceksiniz. Ne demek oluyor bu? Nereye? Bana sadece sizi getirmem emredildi. Paşa Hazretleri. Ne oluyor? Kim bu? Bunu asıl sen söyleyeceksin bize. Beni öldürmeye çalışan bu kafil kim İskender Çelebi? Öldürmeye mi çalıştı?
Evet. Eğer ki Taşlıcalı yetişmeseydi emeline ulaşacaktı da. Şimdi derhal izahat ver bana. Bu acem askeri nasıl girdi buraya? Bağışlayın paşam. Derhal tetkik edeceğim. İhmali olan herkes cezasını çekecek. Öyle mi? Peki ya sen İskender Çelebi? Ketüdam olarak senin hiç ihmalin yok mu? Beni neyle itham ediyorsunuz paşam? Şayet bu hain saldırının arkasında benim olduğumu düşünüyorsanız... Eğer seni itham etseydim şu anda burada konuşuyor olmazdık. Bu mezar şu zavallı acem askeri için kazıldı. Fakat aramızda bir hain olduğu aşikar. Hı? Onu buraya çağıran, ona yol gösteren bir hain. İhtimal dahi vermem. Fakat dediğiniz gibi ise o haini bulacağım paşam. Sen hiç zahmet etme. O her kimse onu ben bulacağım. Ve emin ol... ...onun bir mezar dahi olmayacak. Taşlıcalı da nereden çıktı? Tam İbrahim'den kurtuluyorduk. Bir çuval inciri berbat etti. Efendi Hazretleri, bağışlayın beni. Fakat artık durmamız icap ediyor. Aksi halde ifşa olacağız. Öyle bir niyetim de yok zaten. O işi Ulema Paşa'ya havale edeceğim. Efendi Hazretleri, Ulema Paşa iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gel. Dün geceki hadiseyi duydum. Sizin de bir alakası var mı? Nasıl bir sual bu? İbrahim Paşa'yı ben de en az sizin kadar sevmiyorum. Ama ondan kurtulmanın yolu ölüm değil. Her ne olursa olsun kendileri Osmanlı Veziri Azamı. Ve Sultan Süleyman'ın mutlak vekili. Ulema Paşa, hadisenin bizimle bir alakası yok. Olsaydı Paşa çoktan tergi diyar etmişti. Ben sadece onun başarısız olmasını istiyorum. Bir an evvel ordunun yönünü Tebriz'e çevirmeliyiz. Elimden geleni yaptım. Paşa ikna olmuyor. Lafla ikna edemezsin paşa. Ya nasıl olacak? Şimdi. Alum'un İbrahim Paşa Acem diyarında başka bir devlet kurma sevdasına düştü. Eğer bu fikri hünkârımız tasdik ederse... Benim namzetim sensin. Ancak senin gibi bölgeyi bilen güçlü bir şah idare edebilir. Sağ olun Efendi Hazretleri. Fakat paşa Bağdat'a gitmekte kararlı. Onu ikna etmenin bir yolu var paşa. Nedir o? İbrahim Paşa'nın itimat ettiği birinden düzmece bir istihbarat gelecek. İskender'den başka kim olabilir? Bulmuş bir acem, yollamış üzerime. Eğer o Taşlıcalı olmasaydı, şimdi cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Adam tek başına gelmiş paşam.
bir şekilde sızmış olamaz mı? Nasuh Efendi, sen bana İskender'i mi müdafaa ediyorsun? Bu husumet askere de sirayet edecek diye korkuyorum paşam. Seferin selameti için birlik olmak lazım. Bir keresinde ben o vakit Parga'dayım. Kardeşim Niko'yu dövmüşler. Yukarı köyden birileri. Ama fena dövmüşler. Kaşı, gözü yarılmış öyle. Ben gördüm bunu. Nevrim döndü. Topladım arkadaşlarıma gittim. Sonra baktım. Çocuklar bizden kalabalık. Büyükler de. Sonra arkama döndüm baktım. Herkes gitmiş. Kaçmışlar. O gün bir şey öğrendim. Güvenmediğin hiç kimseyle yola çıkmayacaksın. Velhasıl kelam Nasuh Efendi. Ben yanımda senin gibi sadık insanlar istiyorum. İskender gibi alçakları değil. Ben Seyit Çavuş. Mahmut Bey'den İbrahim Paşa Hazretleri'ne haber getirdim. Mustafa Paşa, bir an evvel toparlan, yarın yola çıkıyoruz. Musul üzerinden Bağdat'a geçeceğiz. Emredersiniz paşa. Paşa Hazretleri. Söyle. Mahmut Bey'in ulağı Seyit Çavuş geldiler. Bunu göndermişler paşam. Hayırdır paşam? Ne diyor Mahmut Bey? Tahmasp Tebriz'i boşaltmış. Hazar kıyısına çekiliyormuş. O halde Tebriz bir çocuk kadar savunmasız. Bu fırsatı değerlendirmek icap eder paşam. İskender Çelebi'den geldi. Yüce hünkârım, İskender kulunuzun siz kıymetli padişahımıza selam ve hürmetlerini kabul buyurun. Size Doğu seferimizle alakalı malumat vermek isterim. Fakat evvela bilmeniz icap eden bir husus var. İbrahim Paşa, devlet-i âliyenin Acem diyarı siyasetini kökten değiştirmek istediğini ifade ettiler. Kendilerinin fikrine göre Acem diyarında yeni bir devlet kurulacak. O devletin başına da kendileri geçecek. Ayas Paşa başka bir şey yok, seçebilirsiniz. Güzergahını merak etmeyin paşam. Bölgeyi avucumun içi gibi bilirim ben. En kısa yoldan gideriz Tebriz'e. İlaveten beni sizin yanınızda görecek birçok safi ve askeri de bize katılacaktır. Ne kadar sürer? Ağır topları bırakırsak bir haftada Van'a ulaşabiliriz. Oradan da 20 günde Tebriz'e. Lakin Bağdat'ta kışlayacak olursak Tahmasp bu boşluktan faydalanacaktır. Daha kuvvetli döner Tebriz'e. Sen ne dersin Mustafa Paşa? Tahmasp'ın bölgede olmayışı mühim paşam. Bu koşullar altında direniş olmadan ele geçiririz Tebriz'i. Paşam, ordu Tebriz'e yürürse
O hayal ettiğiniz büyük Acem devletini kurmanız işten bile değil. Harp divanını topla akşam. Etraflıca konuşup bir karar verelim. Emredersiniz paşam. Bu divan nereden icap etti paşam? Atacağımız her adım payitahtta belirlendi zaten. Bunu tartışmak dahi manasız. Zinhar Tebriz'e gidemeyiz. Şartlar değişti İskender Çelebi. Mahmut Bey'den savaşın seyrini değiştirecek mühim bir istihbarat aldık. Tahmasp Tebriz'i boşalttı. Hazar kıyılarına çekiliyor. Bu vaziyetten istifade etmek lazım. Hiçbir hazırlığımız yok paşa. Tehlikeli olabilir. Ordunun daha hızlı hareket etmesi için bütün tedbirleri alırsak sıkıntı yaşamayız. Önümüzde Van gibi çetin kaleler var. Bunları fethetmek için haftalar gerekebilir. Sizle ben ne dersin Nasuh Efendi? Her ihtimali gözden geçirmek lazım paşam. Yolu uzatıyoruz. Askerlerin zaptı kolay olmayacak. Bağdat'a nehirleri kullanarak daha rahat gideriz. Fakat böyle bir fırsat elimize geçmişken de durmak olmaz. Mustafa Paşa. Arazinin zorluğu. Şartlar hepimizin malumu. Lakin Ulama Paşa'nın bölgedeki tecrübesiyle bunu lehimize çevirebilirsek Tebriz'i almamız işten bile değil paşam. Mustafa Paşa, hazırlıklarına başla bir an evvel. Tebriz'e gidiyoruz. Emredersiniz paşa. Paşa, hata yapıyorsunuz. Bu divan sona ermiştir. Çekilebilirsiniz. Matrakçı. Dönmek istiyorum Matrakçı. Bu seferi bir an evvel bitirip dönmek istiyorum artık. Döndüğünüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir paşa. Neyse kaderimiz, biz de onu yaşarız. Nigar Hatun'dan bir haber yok mu hala? Hünkârım. Hoş geldin Hızır Reis. Arzu ettiğiniz üzere İbrahim Paşa ile görüştüm. Kendileri sizin bahşettiğiniz vazifeye layık olduğumu söyledi. Karar yazısını Ayaz Paşa'ya teslim ettim. Âlâ. İrademdir. Hızır Reis'i bundan böyle kaptanı derya olarak tayin ediyorum. Bugünden tez yok.
yok, vazifene başla. Paşalar, bizi Hızır Reis'te yalnız bırakın. Geç, otur şöyle. Osmanlı tersaneleri emrindedir. Tunus'u almak için kaç para kadırgaya ihtiyacın varsa hazırlat. 90 para yeterlidir hünkârım. Tek bir dileğim var. Her birinin eksiksiz olması. Sen nasıl istiyorsan öyle. İbrahim Paşa nasıl karşıladı seni? Sağ olsunlar. Bana ve reislerime büyük ihtimam gösterildi. Memnun ayrıldım. Size saygı ve hürmetlerini iletmemi istediler. Ulama Paşa, Van Deryası'nın etrafından dolanmak ne kadar sürer? Arazi bir hayli sapa. Şartlar ağır. Topları ve ordu ağırlıklarını taşımak zor. Bu yüzden 10 günü geçer. Paşam askeri zorsuz. Zapt etmek bir hayli güçleşti. O yoldan gidersek huzursuzluk daha da artar. Bunun olacağı belliydi. Zararın neresinden dönersek kârdır. Emir verin, Bağdat'a gidelim. Ordunun ağırlıklarını taşımak üzere kadırgalar inşa edilecek. Deryadan geçeceğiz. Bu kısa müddette imkansız. Hem yapılsa bile çok zaman alır. Mustafa Paşa. Paşam. Mimarbaşı Alaaddin Ali Ağa'ya söyle, 3 tane kadırga inşa etsin. İhtiyacı olan ne varsa temin edilsin. İlaveten söyleyin, sadece 7 günü var. Emredersiniz paşam. Paşam. Çekilebilirsiniz. İbrahim Paşa fikirlerinden bahsetti mi sana? Acem diyarında yeni bir devlet kurmak istiyormuş. Bahsetti hünkârım. Malumunuz Acem diyarına hakim olmak güç. Paşamız orada mutlak bir çözüm bulma gayretinde. Hünkârım, eğer orada sizin yüce iradenize bağlı bir devlet kurulur, başına da güçlü bir han geçerse, kalıcı bir sulhun sağlanacağını söylüyorlar. Aklında biri var mıymış? Bir isim verdim sana. Bir şey söylemediler. Zira bunu ancak siz karar verebilirsiniz. Senin düşüncen nedir? Sence Acem diyarında yeni bir devlet kurulmalı mı? Hünkârım, paşamızın meseleyi doğru tespit ettiği açık. Kendileri doğu meselesine bir son verip tamamıyla batıya dönmek istiyorlar. Çözümü de bir hayli akıllıca. Fakat bir o kadar da tehlikeli. Zira böyle bir iktidarı başka birine teslim ederseniz neticeleri vahim olabilir. İbrahim Paşa'ya teslim etsen bile mi? Mesele nedir paşa? İbrahim Paşa'dan haber geldi hünkârım. Halep'ten Tebriz üzerine gitmeye karar vermişler. Ordu ağırlıkları bırakılmış. Ne demek şimdi bu? Nereden icap etmiş? Bağdat'ın fethine, akabinde ordunun orada kışlamasına karar verilmişti. Bütün hazırlıklar Bağdat yönündeydi. Tahmasp'ın Tebriz'i boşalttığına dair istihbarat almışlar hünkârım. Bu fırsatı değerlendirme lüzumu görmüş paşamız. Neredeler şimdi? Gelen haberlere ve ordunun yürüyüşüne göre Van civarına varmaları lazım. Şehzade Mustafa'dan havadis var mı? Yola çıkmış olmalılar hünkârım. Birkaç güne kadar gelirler. Gelir gelmez yollar revan olacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Hünkârım, güzergahımızda bir değişiklik olacak mı? Hayır. Evvela Konya'ya uğrayacağız. Çekilebilirsin. Ayas Paşa. İbrahim Paşa'ya haber gönder. Tebriz'i bundan böyle Osmanlı mülkü sayarım. Aksi neticeyi zinhar kabul etmem, bilsin. Van Kalesi Komutanı Şahkulu.
İbrahim Paşa Hazretleri, kabul buyurursanız size Van ve Avnik kalelerinin anahtarlarını takdim etmek isterim. Bu anahtarları Hakanül Berreyn ve Bahreyn Sultan Süleyman Han Hazretleri adına alıyorum. Neden buraya getirildim şahım? Hasan Mirza, kardeşim olarak yerin benim yanımdır. Bağdat'ın muhafazası için tayin etmiştiniz. İbrahim Paşa ne hikmetse Bağdat'a gitmekten vazgeçti. 70.000 kişiyle Tebriz'e geliyor. Gün düşmanlarımıza karşı yek vücut olma günüdür kardeşim. Vakit babamızın intikamını alma vaktidir. Sultan Süleyman'ı döktüğü kanda boğacağız. Görüyorum ki yine hayaller içindesiniz şahım. Karşınızda bir cihan sultanı var. Bu hakikati unutmanızın bedeli ölümdür. Nasıl ki tek bir cihan varsa, o cihana hakim tek bir padişah vardır. O da benim. Şah Tahmasp Hazretleri. Havadisler kötü. Van ve Amli kaleleri teslim olmuş. İbrahim Paşa ordusunu Van deryasından topları ve orduların diğer ağırlıklarını geçirmek için kadırgalar hazırlatıyor. Birkaç hafta içinde Tebriz'e girerler. Tebriz benim kalbim. Ben istemediğim müddetçe hiç kimse giremez. Paşam, asker huzursuz. Böyle devam ederse hadiselerin önüne alamayız. Her kim huzursuzluk çıkartıyorsa tespit edin, cezalarını bizzat vereceğim. Tavsiye etmem paşam. Bu meseleyi çözmeyeceği gibi daha kötü hale getirebilir. Tavsiyelerini İskender Çelebi, sana sual ettiğim vakit konuş. Çekilebilirsiniz. Matrakçı gel. Paşam. Kadırgalar ne oldu matrakçı? Vaktinde inşa edebilecekler mi? Mimarbaşı umutlu değildi. Fakat bir zemberekçi başı var yanında. Adı Sinan'mış. Sinan Ağa. Karınca gibi çalışıyor paşam. Donanma yaparsa şaşırmam. Hala. Hala. Paşam. Ulak geldi az evvel. Evet. Tahmasp Hazar kıyısına hiç çekilmemiş. Tebriz yakınlarında Merent'te kurmuş ordugahını. Mahmut Bey'den gelen istihbarat? Mahmut Bey'in haberi bile yok. Belli ki biri onun adına yazmış mektubu. Deyus'ta kendi kazdı kuyuya kendi düşecek. O tamaz inşallah karşıma çıkacak, cesareti gösterir. Tebriz'i muhafaza etmemiz mümkün değil şahım. Bırakın Tebriz'e girmeyi, var olan kuvvetlerimizi de geri çekmeliyiz derhal. Tebriz'i kaderine mi terk edeceğiz Mirza? Osmanlı Acem diyarında barınamaz şahım. Geri dönmeye mecburlar. Onlar dönünce Tebriz yine bizim olacaktır. Ya da... Ya da ne? Derhal elçi gönderelim. Sulh yolu aranmalı. Bana tavsiyen bu mu? Teslim mi olalım? Ben sadece anlaşalım diyorum şahım. Anlaşma yok. Bağışlayın şahım. Fakat Sam Mirza Hazretlerinin hakkı var. En azından geri çekilebiliriz. Moğaç Harbi'ni unutmayın. Ferdinand bile Sultan Süleyman'ın karşısına çıkamadı. Doğru. Bütün kışkırtmalara rağmen Osmanlı ordusuyla karşılaşmadı bile. Ve zafer onların oldu. Ferdinand hükümdarlık iddiasından vazgeçti. Siz buna zafer mi diyorsunuz? Ayrıca siz bizi kimlerle mukayese ediyorsunuz?
Biz Acem diyarının aslanıyız. Hiçbir kuvvet bizi mağlup edemez. O halde size çaldıranı hatırlatmak isterim şahım. Süleyman Tebriz'e geldiğinde burada bulacağı tek şey İbrahim'in kellesi olacak. Anladınız mı beni? Şahın üstüne gidiyoruz. Yanımızda şah yok. Doğru. Şaha şah gerek. Sultan Süleyman nerede? Gelmeyecek mi? İbrahim Paşa şaha karşı nasıl savaşacak? Şaha karşı şah gerek. Doğru. Paşam kulak asmıyor. Asker! Toparlan! Kalk ayağa, kalk! Destur! Paşa Hazretleri! Çabuk, çabuk, çabuk geç! Bizler bunca yolu boşuna mı geldik yani? Ha? Düşmanla karşılaşmadan geri dönmemiz mümkün değildir. Tahmasp'ın adamları efendileri için canlarını dahi verirken bizim içimizdeki bazı gayretsizler Tebriz'in kapısına kadar gelmiş olan bizleri geri çevirmek için ve hatta emeklerimizi boşuna çıkartmak için uğraşıyorlar. Biz yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Bu böyle biline. Yolun meşakkatini bahane edenler kendileri bilirler. Geri dönecek olurlarsa da dini mübin yolundan dönmüş olacaklardır. Eğer er iseniz benimle Tebriz'e gelir, hünkârımızın ekmeğini helal ettirirsiniz. Evvela Allah'ın izni, sonra da sizlerin üstün gayretiyle Tebriz'i Tahmasp'ın başına yıkacağız evvelallah. Tedirginsin. Yalnız kalacağın için mi korkuyorsun? Bu bir tehdit mi? Yıkar sadece. Usludur ki başına bir şey gelmesin. Sultanım ben Nigar değilim. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Hatice'm. Hünkâr, yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Ah. Hürrem, Cihangir'ime iyi bak. Saatiyle alakalı mütemadiyen malumat istiyorum. Evet hünkâr. Siz de yazın. Yazın ki yokluğunuzda cehenneme dönen bu sarayda bir nebze olsun. Huzur bulayım. Allah'a emanet olun. Hürrem. Bekle. Firuze Hatun, hünkârımızı görmek istiyor. Olmaz. Ben de öyle söyledim. Lakin illa git konuş dedi. Hünkârım. Afife Hatun.
Harem sana emanet. Hadiselere mahal verme. Gözünüz arkada kalmasın hünkârım. Bayezid, Pasin, Akdamar, Oltu, Sivan ve Vastan kaleleri teslim oldular paşa. Tebriz halkının mümessilleri ise teslim olmak için huzurunuza kabulü beklerler. Paşa Hazretleri, Tebriz artık Osmanlı mülküdür. Madem gücümüzü kabullenip şehri teslim ettiler, o halde ben de şehrin talan edilmesini yasaklıyorum. Yaz Celalzade. Serasker Sultan İbrahim'in emridir. Her kim şehri talan ve yağma etmeye kalkışırsa cezası mutlak suretle idam olacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Serasker Sultan İbrahim Hazretlerinin emridir. Duyduk, duymadık demeyin. Serasker Sultan İbrahim Hazretlerinin emridir. Tebriz teslim olmuştur. Her kim yağma ve talana kalkışırsa katil suretle idamla cezalandırılacaktır. Be hey gafil! Bir paşaya sultan dendiği nerede görülmüş? Burada böyle yazıyor. Serasker sultan demeyin! Serasker hazretleri deyin! Anladınız mı? Yoksa bir bir alırım kellenizi! Paşa Hazretleri. Az evvel Tellal'ın elinden aldım bunu. Buyruklarınızın altında Serasker Sultan İbrahim Hazretleri yazıyor. Evet. Yoksa bir sakıncası mı var? Var elbette. Buna nasıl cüret edersiniz? Tebriz'i aldınız diye kendinizi sultan mı sandınız? Bu unvanı ancak hünkârımız kullanır. Acem Şahı, bayağı saltanatıyla beraber Sancak Beylerini ve hanlarına varıncaya kadar sultan demektedir. Yeryüzünün kıskandığı bir padişahın serasgerine sultan denilirse çok mu? Bu görülmüş şey değil paşa. Zinhar kabul edilemez. İskender Çelebi. Sen hala anlamadın değil mi? Bütün yetkiler bende. Ben ne istersem onu yaparım. Zira devlete aliyenin menfaatine olan her türlü tedbiri almak ve tatbik etmekle mükellefim ben. Kendinize sultan demek devletimizin hangi menfaati nedir merak ediyorum. Sana izzet verecek değilim. Anlaşılan o ki o bahsettiğiniz devletin başına geçmek istiyorsunuz. Bu yüzden sultan diyorsunuz kendinize. Bunun hesabını hünkârımıza vereceksiniz. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk. Dünyamızı aydınlatan, gönüllerimizi ferahlatan Mevlana Hazretlerinin torunu Hüsrev Çelebi. Afiyettesindir inşallah. Sıhhatinize duacıyız hünkârım. Dergahımızı ziyaretinizle bizlere şeref verdiniz. Buyurun hünkâr hazretleri. Thank you.
Ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz. Biri gel. Biri. Daha da biri. Niceye şu yol vuruculuk. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik, benlik. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Serasker Sultan meselesi nedir paşam? Asker bunu konuşur olmuş. Bırak konuşsunlar. Vakti gelince hepsi susacak. Paşam, aleyhinizde kullanılacaktır. Paşa Hazretleri bağışlayın. Rahatsız ediyoruz. Hayırdır paşa, nedir bu telaş? Haşam Tahmasp bazı kuvvetlerini Kızılcadağ mevkiinde tutuyormuş. Kaç asker? 5000 civarında paşam. Emir verin bölgeyi düşmandan temizleyeyim. Malumunuz, orada olmaları Tebriz'deki mevcudiyetimiz için bir tehdit. Hakkım var, buna sessiz kalamayız. Mustafa Paşa, Ulama Paşa'nın emrine 10.000 asker tahsis edilsin. Emredersiniz paşam. Ulama Paşa, sana itimadım tam. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Merak buyurmayın paşam. Allah'ın izniyle düşmanın haddini bildireceğim. Sayısız yıldızları bağrına basmış olan gökyüzü, hudutsuz ve çok büyük olduğu halde Allah'ın kudreti etrafında bir değirmen taşı gibi döner durur. Ey can! Sen de böyle bir Kabe'nin etrafında dön. Ey dilenci! Sen de nimetlilerle dolup taşan böyle bir sofranın etrafında dolaş. Kainatı yoktan yaratan Allah'ın aşkıyla mest oldun. Artık elin, ayağın bir işe yaramaz. Bu yüzden sen onun aşk meydanında elsiz, ayaksız, top gibi yuvarlan. Etten kemikten bir yığın, bir gölge varlık olan bedenin değil de gönlün, dönen dolaşan bir kişi, dünyanın canı olur. Gönüller kapan bir güzel haline gelir. Baştan başa gönül kesilen, gerçekten aşık olan kişi pervane olur da aşk mumlarının etrafında döner durur. Çünkü onun maddi varlığı, bedeni balçıktan yaratılmıştır. Ama gönlü ateştendir, alevdendir. Her cins kendi cinsine meyleder. Her yıldız göğün etrafında döner. Çünkü cins cinsiyle anlaşır. Onunla safa bulur, huzura kavuşur. Mıknatıs nasıl demiri çekerse,
benlikten kurtulan, yok olan kişi de yokluğa kapılır. Yokluğun çevresinde döner dolaşır. Ey zavallı insan! Senin varlığın Hakk'ın varlığı önünde yoktur. Yoktan ibarettir. Sen var gibi görünen bir yoksun. İşte bu hakikati anlarsan şaşılıktan kurtulur. Paşa Hazretleri. İzahat ver. Düşmanın iki katı bir orduyla gittin ve bozguna uğradın. İzahat ver derhal. Paşam, utanç içindeyim. Bağışlayın. Darbi boğazda pusuya düşürüldük. Arka ipler verince geri çekilmek mecburiyetinde kaldım. Sen ki oraları en iyi bilensin. Hangi akla hizmet sokarsın orduyu oraya? Bunu siz istediniz paşam. Ben sizden gelen emri tatbik ettim. Ne emri, neden bahsediyorsun sen? Biz yoldayken bir ulak geldi. Elinde sizin yazılı emriniz vardı. Dağ yolundan gidin diye. Ben de bir istihbarat aldığınızı düşünerek oradan gittim. Mevlevi hanenin ihtiyaçları tespit edildi hünkârım. Tadilatı ve umumi masraflarının karşılanması için 300 bin akçe tahsis edildi. Âlâ. Hünkârım, paşam. Söyle Rüstem Ağa. İbrahim Paşa'nın ordugahından bir oğlak geldi hünkârım. İçeri alın. Hünkârım, ben İbrahim Paşa'nın oğlu İskender Çavuş. Paşa Hazretleri bunu size ulaştırmamı buyurdular. Alemin merkezi devletli padişahım. Size Tebriz'in artık Osmanlı mülkü olduğunu müjdelemekten şeref duyarım. Tahmas bizimle karşılaşmaya kuvveti olmadığından kaçtı. Cephanesini ve diğer eşyalarını dökerek alıp başını gitti. Mağlup edildi ve hezimete uğradı. Hema Dağı'na dek kovulmuştur. Tahmas kaçmış. Tebriz düştü. Hayırlara vesile olsun hünkârım. İskender Çavuş, getirdiğim bu hayırlı havadisin mükafatını ziyadesiyle alacaksın. Canım yolunuza feda hünkârım. Ayas Paşa, bir pusula yollayın bu çavuşla. İbrahim Paşa'ya tebriklerimi iletin. Beni Tebriz'de beklesin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var. Söyle. Cüretimi bağışlayın. Fakat bilmeniz icap ediyor. İbrahim Paşa, Tebriz'in fethinden sonra kendilerine paşa değil, sultan denilmesini buyurdular. Ey gafil! Senin şikayet ettiğin zat devlet-i âliyenin vezir-i azamıdır. Bu ne cüret? Nasıl itham edersin? Hünkârım ben... Bir çavuş haddini bilmeden benim vekili mutlakımı itham edemez. Al şunu! Tez vurun kellesini! Ne
Ne malum Ulema Paşa'nın doğru söylediği. Belki de kendini kurtarmak istedi. Ulema Paşa buraları avucunun içi gibi bilir Taşlıcalı. Böyle bir hataya düşmesi mümkün değil. Elbette İskender'le işbirliği içinde değilse. Günahını almak istemem ama belki de Tahmasp'la birlik oldu. Malum bir vakitler onun yanındaydı. Buna ihtimal vermem ben. Bence İskender'in işi bu. Beni askeri bir başarısızlığa sürükleyip hünkârımızın gözünden düşürmek niyetinde. İskender arkasında iz bırakmıyor paşam. Kanıt olmadan nasıl itham ederiz? O vakit biz de onun anlayacağı dilde anlatırız matrakçı. Kök! Kök! Hünkârım! Kellemi alabilirsiniz. Fakat bu hakikati değiştirmez. Söylediklerim doğru. Hünkârım! İbrahim Paşa sizi çağırıyor. Mesele nedir? Bir malumatım yok efendim. Derhal gelmeniz buyuruldu. Serasker Sultanımız çadırında değiller. Buyurun beni takip edin. İnfaz edildiler. Adamlarının yaptıklarından haberin yok mu senin? Hayır, ben... Acem kılığına girip ordunun hazinesini yağmalamaya kalktılar. İhtimal dahi vermem. Sakın bana bu hainleri müdafaa etme, sakın. Suçları sabit. Gücü burada. Ulema Paşa altın yüklü develeri götürürlerken yakalamış onları. Hak ettikleri cezayı aldılar. İskender Çelebi, hünkârımızın mallarının vekili olarak ordunun hazinesinden sen sorumlusun, öyle değil mi? Böyle mi muhafaza ediyorsun? Hı? Hünkârımızın sana olan emanetine böyle mi sahip çıkıyorsun? Yoksa sen de mi bu hainliğe ortaksın? Haşa. Zinhar benimle alakası yok. Böyle bir şerefsizliği bana nasıl addedersiniz? Ben de ihtimal vermek istemem. Vaka insan bindiği dalı kesmez, değil mi? Fakat bir ihmalin olduğu aşikar. Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin. Sizin de hünkârımıza vereceğiniz hesaplar var paşa. İskender Çelebi, ben senin ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Aklınca beni başarısız gösterip hünkârımızın gözünden düşüreceksin, değil mi? Bu
beyhude bir çabadır. Hünkârımla benim arama kimse giremez. Anladın mı? İzle şimdi. İzle. İzle ki ibret al. Zira bu gidişat seni de onların yanına götürecek. Adamlarınız için üzüldüm. En iyileriydi. Sen de mi onun yanına geçtin Ulama Paşa? Ben çekiliyorum efendi hazretleri. Paşa hünkârımızı çağırdı. Gelmeleri yakındır. Bence siz de artık bitirin bu kavgayı. Senden akıl alacak değilim. Nasıl oldu bu hadise onu söyle. Benim Ketudam görmüş onları. Bana haber verince ben de müdahale ettim. Kılık değiştirdikleri için de sizin adamlarınız olduğunu fark edemedim. Eminim öyledir. Şimdi birlik olma vakti Çelebi. Bunları düşünecek vakit değil. Tahmas Kızılcadağ bozgunundan cesaret aldı. Ordularını topluyor, üzerimize yürüyecek. Kılımı dahi kıpırdatmam. Onu Serasker Sultanımız düşünsün. Bir hayli tedirgin zaten. Birkaç defa haber yolladı hünkârımıza. Ecelini çağırıyor, haberi yok. Nefs bir zırhtır İbrahim. Bir kıyafettir, giysidir. O seni giymeden sen onu giymelisin. Geldiğin, döndüğün, vardığın yer, olduğun ve olabileceğin en yüksek mertebedir. Daha yüksek doruklara yükselemezsin. Ancak alçalabilirsin. Bu yüzden hepsini bir tarafa bırak. Kendine baştan aşağıya sahip ol. Ve sen farkında olmadan adım adım yaklaşan akıbetin hakkında derin derin düşün. Perdeyi yırt, gölgeleri dağıt. Gözlerini ve zihnini bütün dikkatinle sadece yaklaşan hakikate odakla. Hiçbir şey senin dikkatini dağıtamaz. Kainat, dünya, deniz, hiçbir şey. Hünkârım, Kızılcadağ'da bize bir pusu kuruldu. Bu hain saldırı tam hasbı yüreklendirmiş olacak ki ordusunu toplayıp üzerimize yürümeye kalktı. Gilan Hanı Muzaffer Han 10.000 askeriyle bize destek verince Tahmasp Hemadan'a geri çekilmek zorunda kaldı. Nihayetinde Tebriz ve çevresi tekrar hakimiyetimiz altındadır. Eğer Muzaffer Han yetişmeseydi o vakit ne yapacaktın paşa?
Bunun hesabını nasıl verecektin bana? Sen hatayı baştan yaptın paşa. Doğru yoldan şaştın. Beni Tebriz'de değil, anlaştığımız üzere Bağdat'ta beklemeni icap ederdi. Bütün sefer hazırlığı Bağdat'a göre yapıldı. Bağışlayın hünkârım. Fakat siz en doğru yolun zaferi en kısa yoldan götüren yol olduğunu söylemiştiniz. Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Burası tam asmın kalbidir hünkârım. Bağdat'ı istediğimiz zaman fethedebiliriz. Bu yüzden bağışlıyorum zaten. Şükret ki Tebriz'i fethettiniz. Mustafa Paşa. Tahmasp nerededir? Ne vaziyettedir? İzahat ver. Bu senin hatan Mirza. Vaktiyle hareket edip o Gülen Ağa'nın önünü kesmeliydin. Karşı koymam mümkün değildi Şahım. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir müddet dayansan kafiydi. Süleyman gelmeden İbrahim'i yok edebilirdim. Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Süleyman Tebriz'e ulaşmıştır. Nedir kararınız? Ne yapacaksınız? Bekleyeceğiz. Burada barınamazlar diyen sendin. Mutlaka gidecekler. Onlar gidince de alırız Tebriz'i tekrar. En doğrusu bu. Fakat üzerimize gelebilirler. Bir an evvel elçi göndermeliyiz. Sulh yolu aranmalı. Malumunuz. Önümüz kış hünkârım. Tebriz'de daha fazla kalamayız. Tavsiyen nedir? Bir an evvel Bağdat'a yürüyelim. Orada kışlasın. Bahar geldiğinde hazırlıklarımızı yapar, Tebriz'e geri döneriz. Hünkârım, burada kışlamalıyız. Bağdat yolunun arazi şartları ağırdır. Asker çok yorgun, yıprandı. İlaveten ordu ağırlıklarının nakli de çok güç. Eğer bu mevsimde yola revan olursak, zayiatımız çok büyük olacaktır. Orada atıl duramaz hünkârım. Hem Bağdat'ın fethiyle elde edilecek ganimet herkesi memnun edecektir. İlaveten ben her türlü tedbiri alırım. O halde hazırlığını yap İskender Çelebi. Bağdat'a gidiyoruz. Hünkârım. Karar verilmiştir. Biz buradan gider gitmez Tahmasp tekrar Tebriz'i ele geçirecektir hünkârım. İlelebet burada kalamayız paşa. Mani olmak için ne yapalım? Yeni bir devlet mi kuralım? Anlaşılan fikirlerinden haberdar edilmişsiniz. Müsaade edin size izahat vereyim. Bunun izahı yok paşa. Devlet içinde devlet olmaz. Bilhassa Acem diyarında. Farz-ı mahal bir devlet kuruldu. Başına kim geçecek? Sen mi? Haşa. Benim yerim sizin yanınızdır. Seni değil, öz evladımı geçirsem netice değişmez. Günü gelir düşman olur. Divan bitmiştir, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Sen de çekil. Paşa. İskender Çelebi, sen kal. Rüstem Ağa, gel. Paşa Hazretleri. Senin ne işin var burada? Ahmet Ağa nerede? Vefat etti. Hünkârımız yerine beni tayin ettiler. Nasıl vefat etti? Attan düşmüş. Yanına vardığımda cansızdı. Boynu kırılmış. Kimse yok mu? Yardım edin. Ahmet Han. Rüstem. Hayırdır ağam, ne oldu? Bir eyalle oynamış belli ki. Kim, niye oynuyorsun ki ağam? Bulacağım elbet kim olduğunu. Kaldır hadi. Ne duruyorsun be adam? Görmüyor musun, acı içindeyim. Kaldırsana. Merak etme ağam. Acılarını dindireceğim. Amin. Rüstem Ağa, vazifem bir hayli mühim.
İnşallah farkındasındır. Merak buyurmayın Paşa Hazretleri. Yıllardır bu vazife için hazırladım kendimi. Layıkıyla yapacağım. Göreceğiz. Göreceğiz. Hünkârım, söylenenler maalesef doğru. Hünkârım, bu paşamızın bir emri. Serasker Sultan İbrahim yazılmış. Pençe değil adeta Tuğra-yı Hümayun. Elbet vardır biz ya. Sual ettim hünkârım. Askerler huzursuzdu. Şaha karşı şah gerek diyerek isyan ettiler. Paşamız onları susturmak için kullandığını söyledi. Başka bir şey var mı? Sefer sırasında pek çok sıkıntı yaşadık hünkârım. Paşamız beni hiç dinlemediler. Fikrimi dahi sual etmediler. En son en iyi 30 askerim yok geri infaz edildi. Hazine develerine saldırmışlar. Fakat bu mümkün değil. Biri bana tuzak kurdu. Haddini aşma İskender Çelebi. Şikayet ettiğin zat benim mutlak vekilimdir. İlaveten, eğer İbrahim Paşa'nın bir kabahati varsa ketüdası olarak bunda senin de payın vardır. Nasıl olur da kendini ayırsın? Hünkârım ben... Çekilebilirsin. Hünkârımızla görüşeceğim, geldiğim haber verin. Bağışlayın Paşa Hazretleri. Sizi içeri alamayız. Hünkârımız müsait değiller. Kim var yanında? Rüstem Ağa. Paşa Hazretleri. Bağdat seferi için hazırlıklar tamam paşa. Yarın sabah yola çıkabiliriz. Efendi Hazretleri, bir başkası olsaydı çoktan kellesi gitmişti. Hünkârımız bağışlamasın. Sefer sırasında kelle alınmaz. Bilhassa Vezir-i Azam. Dönünce elbet hünkârımız icabına bakacaktır. Şah Hazretleri. Nedir Süleyman'ın cevabı? Sulh talebinizi kati suretle reddettiler şahım. Savaşmanızı ya da teslim olmanızı istiyorlar. Senin yüzünden gururumuzu ayaklar altına aldık. Buna rağmen elde ettiğimiz ne? Koca bir iç. Sulh istemek için bir hayli geç kaldınız şahım. Vaktiyle beni dinleseydiniz bunlar olmazdı. Şahım, Sultan Süleyman'ın size bir mektubu ve bir de hediyesi var. Ne hediyesi? Malumatım yok. Sadece size takdim etmemi istediler. Tahmasp Bahadır. Uyulması vacip olan fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki bütün iklimler gücümün kabzasında, fermanımın pençesinde tutulmuş ve zapt edilmiştir. Padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüşler, cihanın sığınağı dergahıma kulluklarını göstermişlerdir. Niçin alemin merkezi dergahımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik akılla gururun,
benim de Şark diyarına yönelmeme sebep oldu. Otağımızın Tebriz topraklarına, belki Acem memleketlerine, Turan ve Sair, Semerkant vilayeti ve Horasan'a kurulması kararlaştırıldı. Askerinden utanmıyorsan, avredinden dahi utanmaz mısın? Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretlerinin takdiri neyse yerine gelsin. Seninle saltanatı Tebriz sehrasında öleşelim. Yoksa meydana aslandan boş buldukça tilki gibi fırsatla avlanmayı erlik sayma. Hele bu meydana gelmez isen avretler gibi gönderdiğim bu fistanı giyesin. Bundan sonra da o şahlık tacını takmayasın ve erlik adını ağzına almayasın. Tüm kainat karanlık ve sessizlik içinde. Karanlık içindeki aydınlıktalar. Karanlık ve sessizlik, ışığın ve sesin olmadığı değil. Tüm ışıkları ve sesleri içinde muhafaza eden güçtür. Karanlık aslında aydınlıktır Süleyman. Geceyi, uykuları bölen ses aslında sessizliktir. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi çağırıyor paşam. İnsan herkesi kendi gibi görür. Karşısındaki yoktur. Kendi gibidir herkes. Hele seviyorsa daha bir bütünleşir. Dünyası yuvarlaktır ve tektir. İçi bütün, dışı ayrılır. Fakat canı yandıkça yüreğinin her bir parçasında karşısındaki insanlar artık karşısındaki insanlar olmaya başlar. Etrafı kalabalıklaşır. Kendi ve diğerleri olarak. Kendinin ve diğerlerinin dünyaları. İçi ayrı, dışı ayrıdır artık. Hünkârım. Günlerdir sizinle konuşabilmek için bekletiliyorum. Nihayet huzurunuza çıkabildim. Ne söyleyeceksin bana İbrahim? Ne anlatacaksın? Kendine sultan demeni mi? Yoksa Hatice'me nasıl ihanet ettiğini mi? Seni defalarca ikaz ettim. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz, korkak yapar dedim. Bak, gözlerinde yine aynı korku var. Bağışlayın hünkârım. Fakat bir gönül eğlencesini sizinle nasıl paylaşabilirdim? Mesela gönül eğlencesi olsaydı ben bunu ne duyardım ne görürdüm İbrahim. Fakat sen yıllardır birlikteymişsin bu hatunla. Bir eviniz varmış. Karnında senin çocuğunu taşıyormuş. Ayrı bir dünya kurmuşsun kendine. Benden ayrı. Benden saklı bir dünya kurmuşsun. Allah bilir daha neler saklıyorsun. Hünkârım ben... Şükret ki Hatice'm seni boşamaktan vazgeçti. Bağışladı. Nihayetinde mani olamadığı bir aşkla bağlı sana. Evlatlarınız var. Peki ben İbrahim? Ben nasıl bağışlayacağım seni? Sizden gelecek her şeye razıyım ben hünkârım. Ben sana dostum dedim. Kardeşim dedim.
Senden istediğim tek şey sadakatti. Mutlak sadakat. Belli ki yine kibirine mağlup oldun. Bütün bunlara rağmen kendine sultan demeni başka nasıl izah ederiz? Eğer ay ışığıyım diyorsan kendine kibirle, o vakit dön de o ışığın esas kaynağına bir bak İbrahim. Nereden yansıdığına bak. Yazık. Ne zaman arkamı dönsem seni hep aynı çukurun içinde buluyorum. Her defasında elimi uzattım, çekip çıkardım seni o çukurdan. Lakin bu defa elimi uzatmayacağım İbrahim. Ya o çukurdan kendin çıkarsın, ya da orada can verir gidersin. Çekilebilirsin. Sevinmediniz mi? Sevindim. Ama bir o kadar da keder içindeyim. Matrakçı, ben esas hünkârımızın kalbini kırmışım. Vaziyet kötü paşam. Orada ağırlıklarını bir bir kaybediyoruz. Yakında elimizde top kalmayacak. Bununla kalsa iyi paşam. Bağdat'a varmadan birçok askerimiz hastalıktan ve yorgunluktan kırılacak. Bunun böyle olacağı belliydi. Mehmet Çavuş, nedir onlar? Payitahttan gelen bazı evrak ve mektuplar Rüstem ağam. Hünkârımıza bir şey var mı? Var ağam. Baş hazinedar Afif Hatun yazmış. İyi. Ben bunu teslim ederim. Sen diğerlerini de al. Baş hazretleri. Asker hastalıktan kırılıyor. Ordu ağırlıklarını dağa taşa yem ediyoruz. Senin umrunda değil. Sen burada oturmuş keyif ediyorsun. Ne keyfi paşam? İcab eden talimatları verdim. En az zayiatla varacağız Bağdat'a. Bakalım sen Bağdat'ı görebilecek misin? Gel buyurun buraya! Hünkârım, Hatice Sultanımızın isteği üzere size haremle alakalı malumat vermek isterim. Cariyelerinizden Nadia Hatun kendini asmak suretiyle canına kıydı. Ancak bu hadisenin bir cinayet olduğu aşikar. Kim ya da kimlerin yaptığı tespit edilemedi. Hatice Sultanımız bu hadisenin arkasında Hürrem Sultan'ın olduğunu düşünmekteler. Hünkârım, rahatsız ediyorum fakat mesele mi? Söyle. Hünkârım, mesele İskender Çelebi. Ordunun Bağdat'a emniyet içinde sevki için gereken hiçbir tedbiri almadı.
Bundan mütevellit ordu ağırlıklarının büyük bir bölümünü kaybettik. İlaveten askerin vaziyeti kötü. Hastalık kol geziyor, daha fazla dayanamazlar. Ben bu şartlar altında... siz de münasip görürseniz tabii... İskender Çelebi'yi vazifelerinden azlediyorum. İskender Çelebi'yi çağır. Hünkârım. İskender Çelebi. Ordunun içinde bulunduğu vaziyetten İbrahim Paşa seni mesul tutuyor. Derhal izahat ver. Zinhar kabul etmiyorum hünkârım. Ben elimden gelenin ziyadesiyle yaptım. Vaka, vaziyetin esas mesuliyeti paşamıza aittir. Zira en başından bizi Tebriz'e sürükleyen kendisidir. Hünkârım, biz sizin huzurunuzdan ayrılırken... tecrübelidir diye işlerin halini İskender Çelebi'ye vermiştiniz. Biz onun tedbiri üzere hareket ettik. Ve bu netice hasıl oldu. Kayıplarımız ağır, daha da fazla olacak. Sadece bu da değil. İskender Çelebi'nin askerleri devlet-i âlinin hazinesine göz diktiler. Mesele karanlık paşam. Birileri bana tuzak kurdu. İskender Çelebi. Bunlar ağır ithamlar. Seni her daim töhmet altında bırakır. Bir an evvel harp divanında yargılanacaksın ki... üzerindeki bu töhmetler kalksın. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri Bağdat şehrinin anahtarını size takdim etme şerefini bu aciz kulunuza buyurdular. Âlâ. Ayaz Paşa, irademdir. Alemdar çavuşu İzvonik Sancak Bey'i tayin ediyorum. İlaveten hilat giydirilsin. 50.000 akçeyle mükafatlandırılsın. Emredersiniz hünkârım. Alemdar kulunuzu ihya ettiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nice hayırlı zaferler nasip etsin. Amin. Bir an evvel payitahta dönmemiz gerekiyor. Hızır Reis bizi Tunus'ta bekliyor. Tunus'u ele geçirdiler. Fakat karadan destek olmazsa fazla dayanamaz paşa. Öyle. Şarken bu fırsatı kaçırmaz. Yetişmemiz güç paşam. Tahmasp tekrar Tebriz'i ele geçirmiş. Van'a doğru yürüyormuş. Mecburen döneceğiz. İşte... bir çocukla savaşmanın bedeli bu Taşlıcalı. Paşa Hazretleri, beni emretmişsiniz. Ulama Paşa, gel. Malumun üzere yarın İskender Çelebi'nin davasını göreceğiz. Ben orada senin de bulunmanı istiyorum. Benimle ne alakası var ki paşam? Nasıl gelirim? Şöyle ki... onunla birlikte bana karşı işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Eğer onunla birlikte yargılanmak istemiyorsan... yarın oraya geleceksin... ve aleyhinde şahitlik edeceksin. Anladın mı? Efendi Hazretleri. Bunları size getirdim. Rüstem ağa. Görüyorsun değil mi İbrahim Paşa'nın ettiği oyunu? Yarın davanız görülecek. Güçlü olmalısınız. Eminim aklanacak ve layık olduğunuz itibar iade edilecektir. Hiç zannetmiyorum. Beni buraya hapsettiren İbrahim... kelleme almak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Hünkârımız buna müsaade etmez. Rüstem ağa. Eğer bana bir şey olursa...
sancağı sen devralacaksın. Vazife senindir. Bu yüce devleti İbrahim belasından kurtaracaksın. Siz bunları düşünmeyin. Söz ver. Söz veriyorum efendi hazretleri. Şayet kanınız akarsa o kan yerde kalmayacak. İskender Çelebi. Kazaskerimiz Muhyiddin Efendi sana isnat edilen suçları tek tek saydı. Hünkârımızın itimadını suistimal ederek böylesine önemli bir seferde kışın ortasında düşman memleketinde kalmamıza ve İslam ordusunun tehlikeye düşmesine sebebiyet verdin. İlaveten makamını da suistimal ederek hazine-i hümayunu arttıracağına rüşvetle kendi mal varlığını arttırdın. Evet. Bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin? Paşa Hazretleri, sizin de iyi bildiğiniz gibi bugüne dek ne yaptıysam, Devlet-i Ali Osman'ın bekası ve kudretli padişahımızın her daim muzaffer olması içindir. Sefer esnasında aldığım kararlarda zerre kadar hatam yoktur. Hele ki adım rüşvetle zinhar yan yana gelemez. Beni itham ettiğiniz bütün bu hususlar külliyen iftiradır. Sizin iftiranızdır. Hakikat budur. Demek öyle. Ulama Paşa ile Şam Validat Katibi Ali Efendi'yi çağırın. Bir de onları dinleyelim. Bakalım hakikati sen mi dersin yoksa ben mi derim? Ulama Paşa ile Şam Validat Katibi Ali Efendi. Ulama Paşa, İskender Çelebi hakkında yapılan ithamlar malum. Sen de ne biliyorsan anlat ki adalet yerini bulsun. İskender Çelebi bu yüce devletin yetiştirdiği mühim şahsiyetlerden biridir. Yaptığı hizmetlerle her türlü övgüyü ve takdiri hak eder. Benim de kendisine hürmetim çoktur. Fakat bu seferimizde şahit olduğum bazı hadiseler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunlardan da en mühimi Kızılcadağ bozgunudur. Bize Kızılcadağ'da ne olduğunu anlatın. Malumunuz üzere ağır kayıplar verdik. Ordumuz bozguna uğradı. Bunun da sebebi bizi yolumuzdan eden İskender Çelebi'dir. Zira kendileri İbrahim Paşa'mızın ağzından yazılmış sahte bir buyruldu yolladılar. Bu alenen iftiradır. Ben kimsenin ağzından mektup yazmadım. Buyuruldu elimizde. İbrahim Paşa'nın pençesiyle karşılaştırıldı ve sahte olduğu tespit edildi. Ne malum bu hileyi benim yaptığım? Elinizde delil yok. Vakıa ihtiyacınız da yok. Bu davanın sonucu belli. Siz kararınızı çoktan vermişsiniz. Laflarına dikkat et İskender Çelebi. Yaptığın bu saygısızlık bile ceza almana kafi. Bahsedilen ithamlar hakkında bir kanaat oluşturmakla birlikte kesin bir delil olmadığı için göz ardı edilecektir. Muhterem kaz askerlerimiz Muhyiddin Çelebi ve Kadir Çelebi. Sanıyorum artık bir karara vardınız. Elbette paşam. Hünkârım, İskender Çelebi'nin yargılanması tamamlandı. Kazasker Muhyiddin Efendi, bu divan hakkındaki görüşün nedir? Malumat ver. Hünkârım,
Ordunun Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı ağır can ve mal kayıplarından İskender Çelebi'nin şahsen mesul olduğu ve rüşvetle malını arttırdığı Şam vilayetinin varidat katibi Nakkaş Ali Efendi'nin de şehadetiyle kat'i suretle tespit edilmiştir. İş bu ithamlardan mütevellit, baş defterdar İskender Çelebi'nin asılarak idam edilmesi ve bütün malı mülkünün hazine-i amireye devrolunması vaciptir. Baki emri ferman, saadetli padişahımızındır. Yazık. Yazık. Senin gibi kıymetli bir devlet adamı bu hale mi düşecekti? Benden kurtulmak için yapmadığını bırakmadın. Fakat netice? Hiç. Ne geçti eline? Hiç. Hünkârımız hakkındaki kararı ferman-ı şerifle tasdik ettiler. Sen devlete ihanetten idam edileceksin. Bense bu yüce devleti yönetmeye devam edeceğim. O dünya olmazsa öbür dünya paşa. Orada yapışırım yakana. Zaten yakında sen de geleceksin yanıma. Elbette hepimiz bir gün öleceğiz Çelebi. Fakat ben şerefli bir asker misali savaş meydanında can vereceğim. Bu kadar emin olma paşa. Sultan Süleyman dahi nerede nasıl öleceğini bilemez. Defterdar İskender Çelebi'nin hakkındaki ithamlara istinaden Divan-ı Harp'te görülen davasında orduyu Hümayun'un Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı can ve mal kayıplarından mesul olduğu kat'i suretle ispat edilmiş olup ibret-i alem için siyasete nasılmasına ferman verilmiştir. Hünkârım,
Bu aciz kulunuzu bağışlayın. Söyle Rüstem. İskender Çelebi gibi hizmetleri saymakla bitmeyecek. İş görür ve iş bilir kulunuz. Ne demek bu Rüstem? Haksızlık edildiğini mi söylersin? Haşa hünkârım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Lakin severdim kendilerini. Birçok devlet adamı ve sanatkarının üzerinde emeği olan mühim bir zattı. Benim üzerimde de emeği büyüktür. Bu devlet nice İskenderler gördü Rüstem. Asıl olan devlete haliyedir. Vezir-i Azam Hazretleri. Rüstem ha. Bakıyorum da İskender Çelebi'nin idamına pek bir üzüldün sen. Düne kadar sadık ve kuvvetli olan bugün nasıl hain ve zayıf düşer. Ona şaşarım, ona üzülürüm paşam. Hünkârımızla benim arama girip hainlik etmenin akıbetidir bu. Herkese ibret olsun. Neden mani olmadınız? Yok yere kıydılar bana. Bu günahın vebali hünkârım. Sular! Rahim! İbrahim, senin yüzünden ki masumun kanına girdim. Dilerim yılına varmadan sen de bu ecellere gidesin. Thank you.
paşam. Buradan ayrılırken seni bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Şükürler olsun Rabbime. Eşsiz sevgiliyi bir kez daha görebilmek nasip oldu. Canım, Osman'ım. Ne kadar büyümüşsünüz böyle. Çok özledim ben seni. Ben de seni çok özledim. Ne kadar güzelleşmişsin. Gittikçe annene benzer olmuş güzelliğin. Osman'ım. Niye gelmedin? Annem çok ağladı, çok üzüldü. Mihrim ahım. Ayım, güneşim. Dur. Bakayım sana şöyle. Nasıl da büyümüşsün. Sizi çok özledim. Mehmet. Hünkârım hoş geldiniz. Genç bir şehzade olmuşsun. Aslan parçası. Görünce şaşıracağınızı söylemiştim. Söylediğin kadar varmış. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk. Size en az benim kadar özleyen biri daha var. Validem. İsterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Hatice Sultanımız neredeler? Gelmeyecekler mi? Sarayına gitti. Malum İbrahim Paşa'mız da geldi bugün. Ne büyük gurur. Koşa koşa gitti demek. Sen kendi derdine yan. Eminim hünkârımız bu gece gözdesinin yanında olacak. Demek getirdiniz hatunu. Hiç ayrılmadı ki saraydan. İyi. Bu gece karşılıklı oturup sabaha kadar sohbet edersiniz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Neşe ve sevinçten gayrı ne olabilir ki halim? Hoş geldiniz. Hünkârım size bir müjdem var. Mustafa'm yakında baba olacak. Gözdesi Fatma Kepe. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm söyledi. Hayırlara vesile olsun. Görüşmek. Hoş geldiniz hünkârım. Şehzadem. İyi misin? Ağrısızın var mı? Hayırlısıyla evladımı alsaydım kucağıma. Ne vakit gideriz Manisa'ya? Sen hazırlığını yap. Birkaç güne çıkarız. Bayezid.
ziyadeler. Çok çalıştım ben baba. Kılıçla yeniyorum artık Selim'i. Hayır hünkârım, beni kimse yenemez. Thank you.